Süreyya Hocam, şeker tüketiminin zararlı olduğunu söylersiniz ki kanserli hastalarımızda da şeker tüketimiyle ilgili bilgilerinizi paylaşmak istiyorum izleyenlerimize. Bununla birlikte tabii sigara başlı başına çağımızın hastalığı ve cep telefonu kullanımı. Peki kanserdeki rolleri nelerdir bu üç unsurun? Kansere sebep olan faktörler nelerdir? En önemlisi sigara. Sigara, akciğer kanserlerinde oluşumunda sebep olan en önemli faktörlerden birisidir sigara kullanımı. Gırtlak kanserinde yine sigara kullanımı çok önemlidir. Geçmiş yıllarda kadınların sigara kullanımı düşüktü. O yüzden de geçmiş yıllarda kadınlarda görülen akciğer kanser oranı daha düşüktü. Şimdi kadınlarda kullanılan sigara kullanımı arttıkça erkeklerle birlikte aynı seviyeye gelmeye başladılar maalesef. Yine biraz önce de söylediğimiz gibi gıdalar içerisinde işlenmiş gıdaların çok tüketilmesi, yine çok fazla kızartma türü şeylerin yenmesi, bunlar mide kanser gelişimini, diğer kanser gelişimine sebep olacak faktörlerdir. Sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Kışın kışlık sebze ve meyveleri, yazın yazlık sebze ve meyveleri tüketmemiz gerekmektedir. Sıvı alımını bol bol yapmamız gerekir. En az günde 2 litrenin üzerinde su içmemiz gerekiyor. Bunun da yine böbrek hastalığı olup olmadığı ile ilgili doktor kontrolünde yapmakta fayda vardır. Hani çok fazla yükleme yapıp böbreklere zarar verecek durum olursa doktor gözetiminde hastalar su içmeye su içerler. Yine şeker kullanımını kısıtlı tutmamız gerekiyor. Kanser hastalığının tedavisi sırasında. Ama şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir kişi kanser hastası da olmuş olsa hastanın yürümesi için enerjiye ihtiyacı var. Normal günlük hareketlerini yapabilmesi için de enerjiye ihtiyacı var. Eğer çok fazla bunu şöyle yapıyoruz zaten, proteinden zengin beslenmesini sağlıyoruz. Ama proteinden zengin beslenirken de hastayı da enerjisiz bırakmamamız gerekiyor. Buna dikkat ederek şeker tüketimini tedavi sırasında özellikle minimuma indirmekte fayda vardır. Yine hastaların cep telefon kullanmaları dikkatli kullanmaları gerekmektedir. Sağlıklı olan bizler de hasta olanlar da cep telefon kullanırken şunlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Öncelikle hamileler cep telefonundan uzak duracaklar. Hamilelerin cep telefon kullanmalarını istemiyoruz. İkincisi, çocukların cep telefon kullanmalarını istemiyoruz. Çünkü çocukların vücudundaki su oranı yüksek olduğu için elektromanyetik dalgalar cep telefonunun içerisindeki çocukları anten gibi kullanmaktadır ve çocuklara zararı var. Ben şöyle diyorum, 8 yaşının altında asla cep telefonuyla bağlantı kurmak yasak. 8 yaşın üzerinde sınırlı sayıda sadece mesajlaşılabilir. Bir de telefonların görüntü özellikleri ne kadar artarsa o cihazın elektromanyetik radyasyon riski o kadar yükselmektedir. Yani bir ev telefonunun kablolu normal elden kullanılan ev telefonunun riskiyle çok iyi donanımlı bir cep telefonunun riski arasında dünya kadar fark vardır. O yüzden buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Cep telefonunu açtığımız zaman ki bu dalgalar çok daha fazla yüksektir. Cep telefonu açarken vücudumuzdan uzak bir yerde tutacağız. O birkaç saniye önemli. Ondan sonra kulağımıza getirmemiz gerekiyor ve kulaklık kullanmamızı öneriyoruz. Kulaklık kullanıldığı zaman da radyasyon riski düşmektedir. Yine yolculuk sırasında cep telefonunun görüşmeler yapmamamız gerekiyor. Çok fazla kullanmamamız gerekiyor. Neden? Yolculuk sırasında bir alanda bir yerden diğer yere geçerken ki baz istasyonları değişir.
o baz istasyonundan bu baz istasyonuna doğru cep telefonumuz algılarını değiştirdiği zaman bizim de vücudumuzda zararlı etkileri artabilir. O yüzden de yolculuk sırasında özellikle asansöre binerken asansörde cep telefonuyla mutlaka konuşmayı kesmemiz gerekiyor. Ne kadar çekmiyorsa telefon, ulaşmaya çalışıyorsa o kadar çok radyasyon geliyor diye söyleyebiliyorum. Ben bu konunun uzmanı değilim. Yine altını çizeyim. Ben bir radyasyon onkolojisi doktoruyum ama sağlığımıza dikkat etmemiz için de düzenli, dikkatli bir şekilde telefonları kullanmayı önermekteyiz. Gece yatarken telefon yanımızda olmayacak. Çünkü her mesaj, maalesef her mesaj geldiğinde, bir de şöyle yapıyorlar yeni nesil, yastığın altına koyuyorlar. Bu çok sakıncalı, çok sakıncalı. Çünkü gece gelen her mesajda vücudumuz zaten o an dinlenme pozisyonunda. O dinlenme pozisyonundayken verdiği zarar çok daha yüksek olur. Onun için yatak odamızdan uzak tutacağız. Şöyle yapıyorum, ben kendim evde Wi-Fi'yi kapatıyorum. Kapatıyorum. Akşamları Wi-Fi kapatmak gerekiyor ki en azından hani şey yapsın, ortamdaki radyasyonu azaltmış olalım diye.